Merhaba bayanlar, baylar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Evet sayın bayanlar, baylar. Bu videomuzda işinize yarayacağını düşündüğüm küçük bir tips and tricks, yani böyle işin püf noktasıyla alakalı kısa bir video çekeceğiz. Umarım sizler için yararlı olacak. Yararlı olacağını düşündüğüm bir video. Bu ekipmanın böyle durduğuna bakmayın. Bugün DJ400'le işimiz yok. Bu arada eğer aramıza yeni katıldıysanız, DJ'likle alakalı bu işe yeni başlayan arkadaşlar sağ olsunlar, bizi hem Instagram'dan takip ediyorlar hem de kanalımızdan takip ediyorlar. Siz de aramıza eğer yeni katıldıysanız diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz buradan. İşinize yarayacağını düşündüğüm kısa videolar çekiyorum böyle DJ'likle alakalı. Bu iş nedir, bu işe nasıl başlarız şeklinde. Şimdi lafı fazla uzatmadan isterseniz gelin içeriğimize birazcık göz atalım. Şimdi bugünkü içeriğimiz şöyle olacak bayanlar, baylar. Normalde biliyorsunuz çaldığımız parçaların hepsinin bir BPM'i var. BPM nedir? Kısaca bahsedecek olursak dakikadaki vuruş sayısı. Beat per minute. Bunu bilmemiz bize bazı avantajlar sağlayacak ve bunu nasıl buluruz? Normalde şu an çaldığımız bütün ekipmanlar, yani bilgisayarda Serato veya Rekordbox veya herhangi başka bir program yüklüyse bunları otomatik kendisi zaten parçayı sürükleyip bıraktığınız zaman buluyor. Fakat benim anlatmak istediğim veya bugün size daha doğrusu anlatmak istediğim değil de bugün size anlatacağım şey de dinlediğiniz parçanın 3 aşağı 5 yukarı hızını bilmeyi nasıl yaparız? Size bunu göstereceğim. Parçanın hızını bilmeniz sevgili dostlar size şöyle bir avantaj sağlayacak. Biliyorsunuz şimdi bir kulüpte de çalsanız veya normal bir home party'de de çalsanız veya partisinde de çalsanız her DJ'in kendi kafasında oluşturduğu bir playlist var, tracklist var. Bu track liste de atıyorum herhangi bir kafede, diskoda, barda bir parça duydunuz ve parça çok hoşunuza gitti. Bu parçayı kendi track listinize, kendi playlistinize iyi kötü şöyle düşünürsünüz. Ya bu parça bundan sonra çok iyi gider, bu parça bundan sonra çok iyi gider, bunu buraya sıkıştırabilirim diye. İşte bu parçanın hızını bilmeniz, yani 3 aşağı 5 yukarı hızını bilmeniz sizin bu şekilde işinizi kolaylaştıracaktır. Yani duyduğunuz bir parçanın hızı nedir? 105 mi, 115 mi, 120 mi, 130 mu veya daha yüksek bir BPM'de mi? Şimdi işte gelin bu parçanın hızlarını nasıl belirlediğimizi size göstereyim. Buradan Cem abiye selamlarımı iletiyorum, Cem Nadiran'a. Kendisi DJ Funkisi. Kendi videosunda da bize küçük bir metronomdan bahsetmişti. Yani bu işe başlayan bir arkadaş metronomu alıp bir parçayı dinlerken onun hızını böyle manuel olarak ayarlarsa kendisine büyük bir pratiklik kazandıracağından bahsediyor. Ama şimdi biliyorsunuz devir değişti. Biraz daha teknolojik bakmak lazım olaya. Biliyorsunuz hepimizin elinde artık bir telefon var veya atıyorum ufaktan bir tabletimiz var. Netflix veya herhangi bir başka bir şey izlemek için kullanıyoruz. Bu programların da BPM programlarının da çok ufak böyle yazılımları hem telefonda hem tablette hem Android hem iOS tarafında var. Bugün sizlere telefondan nasıl yapacağımızı göstereceğim sevgili dostlar. Evet, bir tane telifsiz parça açacağız sizlerle. Daha önce sizler için 4 tane güzel parça indirmiştim. No Copyright Sound'dan, YouTube'dan. Şimdi gelin isterseniz onların BPM'lerine bakalım sevgili dostlar. Bakalım ilk parçamız neymiş? Cracks Right diye bir parça. Evet. Şurada BPM yazıyor. WordPress'in hemen yanında. Bu açıyorum programı bakın. Şöyle bir arayüzü var. Bizim burada yapmamız gereken her bas olduğunda, yani bas bizim için referans noktası, yani mezurun başı. Her bas olduğunda basacağız programa şu şekilde. Evet, bakın. Bu parçamızın hızı 129 bayanlar baylar. Şimdi bunu nerede çalabiliriz? Bunu çok ritmik bir parça, çok temposu yüksek bir parça. İsterseniz setin başlarında çalabilirsiniz. Yani başlarında derken warm up yaptıktan sonra, insanları biraz ısıttıktan sonra daha da böyle yukarıya taşımak için böyle bir parça çalabilirsiniz. Çünkü BPM'i yüksek ve enerjisi de yüksek. Çalacağınız sette bunu başlarda kullanabilirsiniz veya biraz daha ortalara doğru, insanları dediğim gibi daha yukarıya çıkartmak için uplifting denilen
insanları yukarı taşıyan parçalar var. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer parçamıza bakalım. Diğer parçamız neymiş? Birkaç tane seçenek sundum sizler için. Yani biraz daha böyle yüksek temposu, yüksek bazıları da düşük tempolu parçalar vardı. Evet, bakalım. Diğer parçamız neymiş? Diğer parçamız neymiş? Gelebilirsek tabii parçamıza. Küçük telefon kullanmak biraz zor benim için, parmaklar büyük olunca. Bakalım bu parçamıza. Biraz ilerletelim. Evet, bu da bakın. BPM olarak biraz daha düşük. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bu da 105 BPM bayanlar baylar. Bu parçamız da 105 BPM'miş. Diğer parçamıza geçelim bakalım. Evet. Bu parçamız da 122 BPM bayanlar baylar. Bekleyelim bakalım, nakarat gelsin, güzel bir parçaya benziyor. Evet, bu parçamızda 122'ymiş. Mesela bunu da başlarda çalabilirsiniz, warm-up şeklinde. Yani sete giriş yaptığınızda çok böyle yüksek eğer başlamayacaksanız, herhangi bir kompozisyon yazmadıysanız. Bu arada dedim ya, sizler için kısa kısa bilgiler veriyorum. Set demek arkadaşlar, bir tane parçadan fazla olan, en az 2, 3, 4, 5 tane parçayı bağladığımız, genelde 1 saat oluyor arkadaşlar set. 8-10 tane parçayı birleştirdiğimiz, harmonik geçişler yaptığımız, parçalar aralarında herhangi bir boşluk olmadan çaldığımız şeylere, parçaları birleştirmeye biz set diyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar varsa aramızda. İşte bu setleri oluştururken de belirli bir kompozisyon yapmanız lazım bayanlar baylar. Yani nasıl ki edebiyat derslerinde bir size şey verildiği zaman, bir konu verildiği zaman bu konuyla alakalı bir kompozisyon yazarsanız, aynı şekilde setlerinizde de bu şekilde bir kompozisyon yapmanız lazım. Giriş, gelişme ve sonuçtan oluşan. Bunu her seferinde söylüyorum. Dediğim gibi bu, hani videoyu ilk defa izleyen birisi varsa en azından onlara hani böyle küçük kulağına küpe olsun mahiyetinde bilgilerdir bunlar. Bu 122 BPM'de dediğim gibi parçanın en başında warm-up denilen, insanları ısıtan, yani biraz daha böyle sert bir şekilde girmeyeceğiniz müziklere, biz warm-up müziklerine setlerin en başlarına koyuyoruz warm-up müziklerini. Daha doğrusu warm-up tracklerini, parçalarını. Bunu en başta çalabilirsiniz. Gelelim son parçamıza bakalım. Dördüncü parçamız neymiş? Onun da bir hızına bakalım hemen hızlıca. Evet. Bu da biraz daha electro house gibi. Future house. Evet, bunun hızı da 126'ymış bayanlar baylar. Evet sevgili dostlar, size anlatacağım konu bu kadardı. Kısa bir konu oldu. Çok fazla uzun bir video çekmek istemedim. Bundan bir sonraki videoda da size DDJ 400 ile alakalı beat matching denilen, yani parçaların hızlarını eşitlememiz. Bu aslında DJ'liğe başlangıç seviyesinde olan insanların en yapması gereken temel, en basit işlerden bir tanesi. En kolay bunu nasıl yaparsınız, bir sonraki videoda size bunu göstereceğim. Bu da bir sonraki videoya aslında hazırlıktı. Yani bir parçanın hızını nasıl buluruz? Kulağımız işte zaten şöyle bir şey var. Yavaş yavaş siz çalmaya başladığınız zaman, setlerinizi oluşturmaya başladığınız zaman iyi kötü parçaların artık böyle BPM'lerini kulak aşinalı olarak bileceksiniz. Yani bir parça çaldığı zaman, atıyorum R&B bir parça çaldığı zaman diyeceksiniz ki bu parça 105 BPM. Ben şu an mesela 10 yıldır bu işi yaptığım için iyi kötü parçaların hızlarını ezbere hani bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı onların hızlarını biliyorum. Ve bu hızları bilmek, dediğim gibi, benim setlerimi oluştururken bu parçayı nereye koymam gerektiğini konusunda bana yardımcı oluyor. Parçanın BPM'i bilmeniz bu işe yarıyor bayanlar baylar. Aynı zamanda parçaların hem BPM'leri hem de tonları da önemliydi. Tonlarla alakalı videomuz da var isterseniz kanalımızda. Geri dönüp onlara da bakabilirsiniz.
tonlara göre nasıl geçiş yapılır diye bir videomuz var. Biz şimdi burada size bir parçanın BPM'ini nasıl buluruz, bir parçanın BPM'ini bulmamız bizim ne işimize yarar onu gösterdim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın bayanlar baylar. Beni hangi zaman diliminde izliyorsunuz bilmiyorum ama iyi akşamlar, iyi günler diliyorum kendinize. İyi bakın, sağlıklı kalın. Yeah.